Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Yüce Hocamız çok güzel özetlemiş oldu. Yani biz meşk diyeceğiz. Karşıdan bakıldığında sizin taraftan oradan görüldüğü şekle göre karar verirsek hani meşk bunun neresinde denebilir. Baya baya ciddi ciddi bir konser havası var burada. Ama biz hakikaten o tarihi mekanlarda icra etmeye çalıştığımızda 50-60 kişiden sonra artık istihap haddini aştığından ve çok da talep olduğundan yetişemiyorduk. Biz de şöyle yaptık. Evet, sahne alalım ama bu sahneyi meşk tarzıyla, tavrıyla bir şekilde icra edelim. Herkes bundan istifade etsin diye. Aramızdaki bakışmalar, birbirimizde işaretleşmeler, oradaki sesi bazen kısıp bazen yükseltmeler aslında eserlerin altında, daha doğrusu altında demeyelim, temelinde zikir formunun olduğunu hissettirmeler. Ve meşkte o makamın sadece makam nota icrası değil, o ruhunu yaşamaya çalışırken onu dinleyen insanlara da bunu yaşatma hali. Bizim meşkten anladığımız bu. Şimdi inşallah Hicaz faslıyla başlayacağız. Faslı derken burada teknik manada fasıl demiyorum. Bölüm manasında söylüyorum. Hicaz bölümüyle başlayacağız. Ondan sonra Şehnaz İlahi ile devam edeceğiz. Kardeşlerim birazdan taksim yapacaklar. Sözü uzatmamın sebebi, estağfurullah demeniz lazımdı. Sözü uzatmamın sebebi, gelen iştirak edecek olanların trafikten, yoldan dolayı 5-10 dakika geç kalması ve lütfen kapıları kapamayın, kapatmayın, biz de geleceğiz demeleri. Bizim de kapıdan savmazlar, alırlar seni, yolda bırakmazlar, alırlar seni fehvasınca işi AKM boyutundan biraz daha rahmet kapısı boyutuna çekmeye çalışmamızdır diyebiliriz. Hicaz, şunu tekrar edelim. Ama sizlerle beraber dikkatli dinleyişinizle tekrardan kurtulmuş olalım. Şudur, Hicaz denildiğinde bizim için Hicaz bir toprak, coğrafya olarak Hicaz vardır. Mekke Medine midir Hicaz? Hayır. Mekke Medine yolunun ve o diyarı hatırlatan her beldenin topluca adı Hicaz'dır. Hicaz toprağıdır. Hatta bizde Hicaz toprağı Üsküdar'dan başlar. Çünkü hacca, umreye niyet eden insanlar Selamet Çeşmesi'nden, hangi akla hizmet ettiler onu, ayrılık çeşmesi yaptılar, onu da anlamak mümkün değil. Selamet Çeşmesi'nden selamlarla uğurlanır ve Hicaz toprağına sevk edilir. Dikkatinizi çekebileceğim mi bilmiyorum. Belki tekrardan dolayı da bazı arkadaşlar çok da heyecanlanmayacaklar ama rahmetli hocamın hocası Açıkbaş Mustafa Efendi ahir ömründe 20 sene kadar ki ömründe Fatih'ten Üsküdar'a geçerken geçmeden önce evinde gusül abdesti alır, güzel kokularını giyer ve ben Hicaz toprağına, Üsküdar'a geçiyorum diye o nezaketle geçermiş. Allah'tan şimdi Avrasya Tüneli var. Biz orayı bağlamış oluyoruz. Böyle mi yapalım? Hayır. Yaşadığımız yerin farkına varalım. Yani Açıkbaş Mustafa Efendi'yi anlatmak istersek, kardeşlerim hazır mıyız? Galiba arkadaşlar da toparlandı. Hicaz bizde bir coğrafya olarak böyledir. Bir de yine 8000 seyyidin, Efendimizin soyundan gelen seyyidin Mekke'deki evine gitmiş idim. 2006-2007 senesinde Seyyid Emin Efendi, Allah rahmet eylesin, 8000 seyyidin bağlı olduğu reis. Ona Açıkbaş Mustafa Efendi'nin şu hadisesini anlattım, Üsküdar meselesini. Bir de vapur Eminönü'nden Üsküdar'a geçerken Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet bölümünün karşısına vapur geldiğinde ayağa kalkarmış. Ayağa kalkarak hürmeten Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah dermiş.
Ben bunu söylediğimde Seyit Emin Efendi şöyle yaptı. Ağladı, ağladı, elini böyle dizlerine vurdu, ellerini. Dedi ki, sizin dedelerinizin saygısı, mukaddesata, Hicaz toprağına saygısı hiçbir millete nasip olmamıştır. Ve arkasından şunu söyledi. Biz bugün burada yaşıyorsak şerefimizle, tabii ki Allah'ın lütfu ama dedelerinizin sayesinde dedi. Hicaz bizde peygamber aşkıdır. Ama Mekke Medine ana topraktır, Ümmül Kura'dır, annenin ninnisidir, anne sinesidir, Anadolu'dur Hicaz o açıdan. Şimdi inşallah Hicaz faslıyla başlayacağız. Sonra kıymetli Ubeydullah hocamla sohbet ederek size ayrıca Hicaz makamı ve Balkanlardaki Hicaz tesirlerini, güzelliklerini çok güzel bir harman yaptık sizler için. Hadi bismillah başlayalım. Usulümüz şöyle. Ruh-i Pak, Hazreti Mefhari Beni Adem Ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Biz sahnede meşk usulüyle gidiyoruz ama siz sahnede dinliyormuşsunuz gibi arada alkışlayabilirsiniz. O yüzden tereddüt etmeyin. Tabii insan biraz tereddüt ediyor haklı olarak. Ama aralarda durduğumuzda rahatlıkla alkışlayabilirsiniz. Hatta daha da çok alkışlayabilirsiniz. Şimdi bu en son okuduğumuz ilahi, bakıp cemali yare çağırıram dostos ilahisin. Başka besteleri de var ama bu beste kıymetli hocamız Ubeydullah hocamızın da Balkanlarda yaptığı çalışmalarla derlediği bir nutuk. Biraz onun hakkında konuşacağız. Şurada sadece bazı hususlara dikkat çekmek istiyorum. Bakıp cemali yare çağırıram dost dost, dil oldu pare pare, çağırıram dost dost. Yani Yunus'un veya yine Niyaz-ı Mısri'ye atfedilen bir nutuk daha var. Bilir iken bendedir, çağırıram dost dost. Dışarıdakine bağırmıyorum, sağıra bağırmıyorum. Aramak için çağırmıyorum. Allah Allah demem, kaybettiğimi bulmak için değil. Sevdiğimi tekrar ismini duyma hoşuma gidiyor da ondandır diyor. O yüzden diyor ki, bakıp cemali yare, çağırıram dost dost. Hani sen de Allah diyorsun bende ama cemalinin tecellisini gördükten sonra Allah demenin zevki ayrı. Onu anlatıyor. Mescitte meyhanede, hanede viranede, Kabe'de puthanede, çağırıram dost dost. Bak arada ne kadar fark var değil mi? Puthanede Allah diyor, Kabe'de Allah diyor. Aynı muameleyi görmüyor. O da kendince hak diyor, o da kendince hak diyor. Ama aynı olmuyor. O yüzden sen mescitte meyhanede, hem iç aleminde hem dışından görünen zinette, bu dünyanın alayişinde, hanede, viranede, hem kalbinde hem viran olmuş bedeninde, Kabe'de, puthanede, gönül Kabe'nde, fuadında, gönül gözünde ve dış aleminde, çokluk aleminde, ikisini birden müşahede et, hepsini sil, cemalullah'ın zevkiyle Allah de, dost de, ondan ayrılma manasına bir nutuk. Bu kadar konuşulur. Şimdi kıymetli hocamdan istifade edelim. Ubeydullah hocam, Balkanlardaki yapmış olduğunuz çalışmalar tabii biraz akademik mahfillerde falan kalıyor gibi. Evet. Pek kıymet bilinmiyor ama biz bilirler insan. İnşallah olur. Belki buna bir vesile olacak bu. Mesela böyle kendi halinde bir zikir. Allah çağırırım dost. Hep meydan. Allah hay, Allah hay gibi var. Ekseriye biz bunu Balkanlarda görüyoruz. Balkanlarda mevlit var mı? Mersiye var mı? Balkanlarda neler var? Oraya gittiğinizde neler gördünüz? Röportaj kıvamında değil. Şöyle bir kulağımıza kar suyu kaçsın diye soruyorum. Hay hay. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar dilerim. Kartop. Kartop. Evet. Şimdi
Tabii ki müzik bir kimlik. Önce oradan başlayalım. Nasıl bir kimlik? Çocuklarımıza öğretmemiz gereken bir kimlik. Ben her zaman bunu söylüyorum. Diyorum ki bir insan ilahi hani tasavvuf müziğiyle ilgili olan bu güfteler, bu melodiler bize biraz daha elitist, biraz daha böyle işten anlayan insanlar dinleyebilir belki. Belki sanat müziği olduğu zaman biraz daha, bir tık daha anlayan insanlar dinleyebilir. Fakat mesele şu, mesele bu coğrafyadaki çocuklara bu tınıyı dinletebilmek. Hemen bir tane örnek vereceğim, oradan Balkan'a geçeceğim. Şöyle diyelim, mesela bir şey okuyorsunuz. Türkü kıvamında, Erzurum, Erzincan, Elazığ. Aman aman. Değil mi? Şimdi değiştirelim. Es-salatu vesselam. Aynı şeyi dinliyorsunuz. Ya da ezelden aşinanım. Melodi hep aynı. Ses hep aynı. Güfte değişiyor fakat içteki kimlik hep aynı. Şimdi muhterem hocam Balkanlara bu var mı dedi ya, ecdadın ayak bastığı her yerde var aslında, çok enteresan bir şekilde. Minareye çıktığınız andan itibaren şu cümleyi kurduğunuzda biraz önceki Es-salâ, biri gelmiş Anadolu'dan, hop geliyorlar hemen İstanbul'dan, bir yerden gelmiş yani. Ama bu toprağın adı Anadolu, Hicaz yani. Şimdi öyle bir ağ örmüşler ki oraya, hakikaten bunu ara sokaklara girdiğinizde anlıyorsunuz. Ben sadece şöyle söyleyeyim, bir gün Usturumca'da Melami Tekkesi'nde kayıtlar yapacağız. Çocuğun birisine dedim ki, İtalya'dan gelmiş bu arada çocuk, daha 10 yaşında hafızlık yapmış. Dedesi ona öğretmiş, babası bilmiyor ilahi, bize ilahi o okuyacak. Çocuk dedi ki, bana bir dakika bir müsaade ederseniz dedi, ben bir abdest alayım geleyim dedi. Hey, hey. Dedim ki ilahi okuyacağız, ben onu hiç abdestsiz okumam dedi. Şimdi bence aramızdaki farkı bu çok güzel anlatıyor. Biz herhangi bir iş yaparken işte Kur'an orada çalsın diye açan bir nesil olmamalıyız biz. Biz ona saygı göstermeliyiz ki bu saygı, biraz önce hocamın söylediği o saygıyı Balkanlar hala yaşatıyor. Yaşatıyorlar evet. Hatta geçenlerde yani. Araya ürün yerleştirme gibi olacak ama Kalkandelen Üniversitesi'nde yüksek lisans tezimi elhamdülillah verdim geçen hafta. Orada bağım kopmasın diye, orayla irtibatım devam etsin diye yapmıştım bunu. Hı hı. Çok da güzel bir konuydu. Orada sunum yaparken de söyledim. Tasdiklendiği için, tezi de verdiğim için size arz edeyim. İşte dediler ki İstanbul'dan beslenmiş bu zat, Balkanlarda çalışma yaptığınız bu zat falan. Ama şunu fark ettik dedik. Hocam herhalde onu da siz de iştirak edeceksiniz. Balkanlarda kalan hani tohum gibi, İstanbul'da burada fazla tüketimden, karışıklıktan, erozyondan dejenere olmuş. Ama oraya düşen tohumları bozulmamış. Kesinlikle. Tabii. Gittiğinizde bir bakıyorsunuz, o yüzden Erzincan'dan misal verip de İstanbul'a geçmeniz çok manidardı. Balkanlar, yani şöyle duymuştuk biz, Balkanlar, Saraybosna bilhassa, İstanbul'un avlusudur. İstanbul'un avlusuna namehrem eli girdiyse, yani Saraybosna'ya, Balkanlara, ondan sonra artık İstanbul da tehdit altındadır derler. Ama biz işin siyasi boyutuna girmeyelim. Fakat şu, müzik dediğimizde, musiki dediğimizde daha iç, daha böyle bir hani özün özü olabilecek bir şey dediğimizde, eğer bu böyleyse, özün özü olan bir Hicaz makamını Balkanlarda işte bakıp cemali yare diye okuyabiliriz. Tabii ki. Yani tekkenin, siz bilirsiniz, Saraybosna'daki Sinanova tekkesinde ya benim derlediğim bir ilahi mecmuasının kenarında yaklaşık 385 sene olmuş. Yani o notu oraya düşeli
O ilahi okuyorlar, siz de kaydediyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece şöyle söyleyeyim. Saraybosna'da Kadiri Tekkesi'ne girdiğinizde Hazreti Yunus'un ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir'in bütün kıtalarını Osmanlıca bildiğiniz hatla tekkenin duvarlarına yazmışlar. Şimdi bakıyorsunuz, kardeşim bir tane hani selamünaleyküm, aleykümselam, bir şey konuşalım hani Türkçe, adam Türkçe bilmiyor hiç. Evet. O yok, Türkçe yok yani. Ama ben hiç Türkçe bilmediği halde bana 60'ın üstünde ilahi okuyan çok insan gördüm. Allah Allah. Şimdi onun için bence bu kültür, bu başka, o içindeki özü yakalıyor. Şimdi insanlar bunu şey yapıyor böyle, ya bilmiyor manasını niye okuyor? Ben de o adama diyorum ki İtalyanca, İngilizce dinliyorsun ya anlamadan, niye dinliyorsun? Orada onun şeyi var, şeyiniz cevabı değişti. Hazır. Heh. Müzik evrenseldir diyor. Öyle. Orada müzik evrensel ha. oluyor. Dünyanın en evrensel müziği, dünyanın en evrensel müziği Itri'nin Segah Tekbiri ve Salat-ı Ümmiyesi'dir. Evet. Bunun aksini kimse iddia edemez. Gittiğiniz bütün İslam coğrafyasında okunan tek eserdir. Dünyada bunun şekilde daha meşhur olan bir eser ben görmedim yani. Dolayısıyla bu evrensel ya da çağ dışı ya da çağdaş dediğiniz şeyi biz Farabi'yi dinleyelim. Bundan Kitab-ı Musikal Kebir'de kendisinin 600 sayfa yazdığı bir müzik kitabı var. Orada diyor ki Farabi, müzik coğrafyadır. Her coğrafyanın kendine has bir müziği vardır. Buna sahip çıkınız çünkü bu sizin kimliğinizdir. Ama nasıl sahip çıkınız? Farabi'yi burada iyi dinlemek lazım. 1100-1200 sene önce söylüyor adam bunu. Müziğinizi yenileyerek sahip çıkınız. Yoksa katline ferman çıkarırsınız. Yani onu bir kenara koyup da böyle biblo gibi korumaya almayın. Bu müziği geliştirin. Yani musiki, müzik yapınız, müze yapmayınız. Evet. Gibi bir anlayışta. Coğrafya gelişiyor, insan değişiyor ve hocam, ona göre değiştir. Hocam o yüzden Hicaz derken coğrafyayı evet. öne koymamızın bir sebebi oydu. Şimdi biz tabii ki yani bir güzel bir şey oldu. Anekdot aslında bu. Yani çok uzatmıyoruz. Fakat size geçmesini istiyoruz. Bu size geçecek ki bir alanda sıkışmayacak. Yani coğrafyaya böyle yayılır bu. Şimdi hemen Hicazlara devam edelim. Belki bir ara daha vereceğiz Şehnaz'dan önce. Kardeşlerim de herhalde sıkılmazlar. Memnun musunuz şu an gidişatta? Hocam böyle bir anlaşma şeklimiz varsa. Efendim şimdi Dilhanesi Mirat-ı Hak ilahisini okuyacağız ama Ubeydullah hocamızın ki aplikasyonla biz burada arkada duyuru yapıyoruz. Şu anda burada bulunanlar ayrıca ilahileri de hemen indirip bakabiliyorlar, okuyabiliyorlar. Buyruğun tut Rahman'ın tevhide gel, tevhide ilahisini de okuyacağız. Oraya atıf yapıyorum. Hemen giriyoruz ama orada da şu var. Bu tekkede kelime-i tevhid zikri olurken okunan bir ilahi. Yani kelime-i tevhid zikri oluyor. O zikir üstüne bunlar da okunuyor. Sebep, la ilahe illallah diyorsun, ne manaya geldiğinde anla. Aynı zamanda musiki de dar bir yere hapsetmiyorlar işte. Anlamlı şekilde icra ediyorlar. O zaman hakikaten de Hicaz oluyor. Hicaz da sadece bir coğrafi merkez değil, insanın ruhuna kadar nüfuz eden bir ruhun adı oluyor. Diyelim yeter de. Şimdi ne yapacaksınız? Bir kısa taksim yapacak mısınız? Taksim'deyiz ya. Deminkinden biraz daha kısa bir konuşma olacak. Yani kısaca size bir şey aktarmak istiyoruz. Çünkü Ubeydullah hocam buradayken hakikaten kendisinden istifade ederim. Yani Allah razı olsun, o kadar bu musikiye, bu güzelliklere, bu damara o kadar çok hizmet etti ki. Bu tıkanmış damarları, kaybolmuş güzellikleri hakikaten ortaya çıkarttı. Şimdi bana kızıyor böyle konuştuğum için ama haklı olduğumu da içten içe siz de biliyorsunuz. Vazifemiz. Hocam, estağfurullah. Hocam şu sizinle biz, Allah razı olsun. Hocam Diyarbakır'a böyle hakikaten o ortamda sanatçı bilmem ne falan havası olan insanın duramayacağı bir yer aslında. Çünkü insanlar heyecanla sizi bağırlarına basmak istiyorlar. Bağırlarına basarken de biraz bağırtıyorlar. Ondan sonra kötü bir espri değildi bence ama şöyle söyleyeceğim. Ezan atölyesi.
Hadi atölye, ezan. Ne yapalım? Artık anlatamayınca öyle diyoruz. Allah selamet versin Mustafa Akgül hocam. Bir canlı yayında hatta bunu söyledi. Efendim, keramet falan dediğimde bizim gençlere anlatamıyorum dedi. Eskilerden bir anekdot diyorum, dinliyorlar dedi. Ezan atölyesi dedik, ne diyelim? Ezan meşki denilince o ne ki diyorlar. Atölye deyince merak ediyorlar. Hicaz, ister misiniz? Bak Hicaz dediğimizde, değil mi hocam? Evet. Hicaz makamında ezan var. Ezanın tamamını okumayacağız bu arada. Ama bir dem tutulabilir. Böyle bir Hicaz perdesi. Yani Hicaz denildiğinde o perdeden okumak. O makam perdesini arkamızda duymuş olun. Hocam mesela ona bir... Evet. Burada kısaca bir şey anlatayım. Bir daha bu dinleyenlere... Müezzin hikayesi değil herhalde. Müezzin. Şey, Hicaz'ı anlatıyorsunuz. Hicaz'ı anlatacağım. Yok, müezzin anlatmayacağım. Evet. Şimdi sene 99, Kosova'dayız. Madem Balkansa... tabii ki Kosova'dan... biz Makedonya'dayız. Birleşmiş Milletler Kosova'ya harekatta bulunuyor uçaklarla. Kosova sınırını kapattılar. Biz hicret konseri için oraya gitmiştim ben. Orada kaldık. Kapattılar kapıları. Orada mabetlerde nöbet tutuyorlar. Malum böyle ortalık biraz karışınca yakmasınlar, bir zarar olmasın. Bir de insanlar toplu olsun Allah diye. Allah bu millete yerde, bunları yaşatmasın. Her yerde şey yapıyorlar. Yani böyle bütün kiliseler, havralar, camiler ışıkları yanıyor. Neyse benim arkadaşım da sevgili Abbas Yahya da Kalkandelen'de imamlık yapıyor, imam hatiplik o zaman. Bana dedi ki sen çık şu ezan oku. Şimdi ben çıktım ezan okudum. Aşağı indim. Bir tane yaşlı amca, sakallı. Benim için aslında hayatımın gerçekten müzik adına da kırılma noktasıdır yani. Bu konuda çok konuştum, çok sempozyum, çok panel, çok makale. Burası kırılma noktamdır. Bana dedi ki, keşke dedi dedelerin bu coğrafyayı terk etmeselerdi de biz şu ezanı hür dinleseydik. Allah Allah. Subhanallah. Aslında hep onu söylüyorum. Ezanı şöyle okuyabilirdik. Yani biraz sonra ses alacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eyvallah, coğrafyadır. Farabi aklımıza geliyor. Müzik coğrafyadır. Mısır, Arabistan, Kahire. Fakat aynı makamı, aynı sözleri şöyle yaptığınızda ki ben orada ezanı böyle okudum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sizi zınk diye İstanbul'un ortasına, sur içine kilitliyor. Dolayısıyla ses bir medeniyettir ve bu medeniyete sahip çıkmak gerekir. Her şeyden öte. Çok mu konuştum? Yok, estağfurullah. Şimdi biz... Çok konuşma, ben Deniz hocamdan öyle duymuştum. Ya çok konuşmak, az konuşmak, az yatmak, az uyumak. Oğlum adamına göre derdi. Mevkiim var, kürsüde hatipsin. Az konuşuyorum diye tasavvuf, tarikat terbiyesi olmaz derdi. Sonra da konuşabildiğin kadar konuştu. Eyvallah. Tabii ortasını bulalım da. Şunu söyleyeceğiz. Hicaz ezanla alakalı. Şimdi biliyor, Hicaz ezan. Yani burada hazır arkadaşlarımız da bizim kahrımızı, yani bizim beraberliğimizi yaşadığımız arkadaşlar olduğu için perdeyi versinler bir eşhedü en la ilahe illallah derken, hani Hicaz ezan dediğimizde o tını, o ses, o şeyi sadece, yani çok uzun değil belki ama insan Hicaz bak bu demek ki Hicaz onun için böyle deniyormuş. Anladım. Hocam inan ki böyle anlaşılıyor. Siz bunun emek verdiniz biliyorsunuz talebelerde de. O tınıyı anlatamıyoruz biz. Hicaz ezan deyince onu böyle farklı değerlendiriyor. Yok. Değil aslında evet. Yani basit kolay. İşte onu anlatalım. Perde verir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
Yalnız ezan dediğimizde bu musiki aralığında o ezanı okuyorsunuz. Nasıl bir şey bu ya? Batı'da var mı böyle bir name aralığı? Yok, ezan yok zaten. Ezan ya Allah seni. Olayı orası da ben sorarken kendi kendimi sıktığımı biliyorum ama. İşte yani. Eyvallah. Ezanla sıkan da bize ezanı bilen olsun ya. Önemli değil yani. Allah şunu anlamayı nasip eylesin. Yani her türlü bakın, biz buraya bir meşk yapmaya geldik. Kosova'yı konuştuk, medeniyeti konuştuk, esareti konuştuk, ezanı konuştuk. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hicaz'ı konuştuk. Hani hep anlatıyorum ya, Filistin'de de geçenlerde bir video yayınlandı. O Gazze'de bombalar altında insanlar oturmuşlar yıkık dökük yerde, parçalanmış, yanmış arabaların arasında meşk yapıyorlar. Oradan o hürriyete haykırmaktır o. Biz sizden korkmuyoruz demektir. Orada o ezanın okunması biz sizden korkmuyoruz demektir. Buradayız demektir. Yaşıyoruz demektir. Ve yaşatacağız demektir. Evet. Şimdi bir tane Katarlı komutan var. Evet. Diyorum ki paran çok yani, istediğin yere dünyanın tatile gidebilirsin. Bizim evin orada oturuyor. Hı. Niye buraya geliyorsun? Diyor ki orada ezan yok. Ezanı dinlemem lazım. Şimdi bir Arap bile gerçekten bu coğrafyaya ezan dinlemeye geliyor. Bu ezanla ilgili hikaye çok uzun bir seremoni. İnşallah ona ayrı müstakil bir program yapalım. İnşallah. Yani ey garip bülbül diyarın kandedir, bir haber ver gül izarın kandedir. Ondan sonra çok böyle tekke musikisinde ve tekke şeyin devam etsin. Tekke musikisinde ve nutuklarında sanat yapmak derdi yoktur. Biz yeni bir tartışma başlatmadık aslında, bitirdik. Sanat halk içindir. Sanat sanat içindir. Sanat hak içindir. Tartışılmayacak noktadayız biz. Şimdi ey garip bülbül diyarın kandedir. Ondan sonra her biri çok kıymetli olan nutuklarla böyle acizane, böyle nasihat verir gibi bir ilahi Hicaz Uzal makamında onu icra edeceğiz. Hadi bakalım. Buyurun. Şehnaz makamı. Şehnaz makamı hakkında Farabi ne diyor desem? Allah selamet Allah versin. Selamet versin. Şehnaz makamını dinlediğinizde böyle bir yukarıdan sizi alacak, bir daha rahatlatacak. Hani sıkça konuşuyoruz, bir nefes terapisi diyorlar. Bizde musikide hem nefes terapisi vardır, hem nefis terapisi vardır. Yani böyle nefes al nereye? Nefes alan kim sorusunu sorduğunuzda demek istediğimi anlayacaksınız. Bu nefesi kim alıyor? Hazreti insan almalı o nefesi. Sadece bedendeki can, hayvan değil ki bu. Nefes ala ala sadece onu burt falan yapasın yani. O nefesle beraber bir insan ortaya çıkmalı. İşte Şehnaz makamı. Bugün biraz belki sizin de hani gidişiniz, bu program için ayırdığınız vakit vardır. Onu da çok aşmayalım istiyoruz ama bir yandan da size bu geçsin. Size de bunu aşılayalım istiyoruz. Yoksa derdimiz okunur, geçilir. Hiç kimse de bir şey diyemez. Ama size intikal etsin. Bu iş sizin ruhunuzda, hayatınızda bir yer tutsun diyoruz. Bendeniz belki bazıları aşırı özgüven diyebilir. Şu konsere veya bizim tabirimizde buradan bakınca meşke, oradan bakınca konsere gelen insanlar bugünü unutmayacaklar. Burada biz çok şey konuştuk ve bunların hepsi sizi alakadar ettiği için sizin tarafınızdan unutulmayacak. Kendimizle alakalı görmediğimiz şeyleri unuturuz. Öyle değil mi? Bu eserle Farabi bir şey demiyor da biraz musikinin böyle efsanevi tarafları vardır ya, kaynaksız, dipnotsuz. Bu eserle ilgili de onu bir okumuştum bir yerde. Hazreti Yunus'un yazdığı son güftedir. Dedenin de bestelediği son eserdir Kabe tavafında diye. Allah Allah. Evet. Yörük değirmenler gibi döner. Evet. El ele vermişler. Devran'ı anlatıyor. Dede Efendi'nin iki kesin. O son bestesi. Evet. Ama Yunus, Hazreti Yunus'un son ilahisi mi onu bilmiyorum. Ama öyle yazıyor. Bestede son noktadır diyebiliriz ama acayip bir beste. Evet. Yörük değirmenler gibi dönerler. El ele vermişler. Hakka giderler. Gönül Kabe'sini tavaf ederler.
Muhammed'in kösü çalınır bunda, bedevi topuna sarıyor. Ya hay, ya hay. Müthiş bir resim. Efendim, hadi Şehnaz'ın güzelliğine kendimizi bırakalım. Şöyle bir rahatlarsınız. Şöyle bir kendinizi Şehnaz makamının o inişine çıkışına bırakın. Ondan sonra zaten müthiş bir eser daha gelecek. Gubari payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem bu yine. Heft asumanı ya Resulallah. Hazreti Adem nasıl çıktı cennetten diyor. İndi diyor, yanıldı diyor. Vay diyor Adem diyor, neler yaptı diyor falan. Bir öyle bir sığlığa bak. Ve sığlığa bakın. Bir de buraya bakın. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbi pakinden. Adem sulbi pakinden, tertemiz neslinden senin geleceğini duyunca oyalanmayayım dedi, cennetten çıktı diyor. Duyunca makdemi teşrifi Adem sulbi pakinden, değişti habbeye huri cinanı ya Resulallah. Peh 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 peh. Cennetten iner de bir insan Resulullah'ı karşılamak için durursa, cennete girmek isteyen insan nasıl muhabbet etmez Resulullah'a sözünü bir insan bu kadar zarif söyler. Bir de ya Resulallah derken de sesin alçaltılması var. Efendimiz'e hitap ederken müthiş bir şey. Daha artık konuşmayacağım. Şehnaz makamının güzellikleri ve burada güzel icra eden kardeşlerimizle sizi baş başa bırakacağım. Buyursunlar. Efendim, vedalaşmayı hiç sevmiyoruz. Peki, vedalaşmak sevilir mi bilmiyorum da, vedalaşmayı seven var mı? Neyse. Şimdi iki Şehnaz ilahiyle huzurlarınızdan müsaadeyi isteyeceğiz. Zahit bize taneyleme ilahisi. Fakat burada şunu da söylemek isteriz. Meşhur şair Nabi. Nabi aslen Urfalıydı değil mi hocam? Evet. Nabi Urfalı. Aynı zamanda Urfalı ama İstanbul, doğma büyüme İstanbullu olan Nurettin-i Cerrahi Hazretleri'nde edebiyat hocası. Edebiyat dersi almış kendisinden. Ve meşhur sakın terki edepten tuyu mahbubu hudadır bu. Yani öyle bir söz söylemiş ki, tuyu mahbubu hudadır bu. Yine geldik coğrafyaya, Hicaz'a. Şehnaz'ı okurken de aslında Hicaz coğrafyasında dolaşıyoruz. Fakat bunun bir güzelliği de Nabi'nin bu müthiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye gelirken söylediği bu nutku, kıymetli İbrahim Hakkı Özçimi hocamız da Şehnaz bir şekilde bestelemiş oldu. Onu okumuş olduk. Şimdi zahit bize tane eyleme, hak ismin okur dilimiz, sakın efsane söyleme. Hazrete varır yolumuz. Biz ne konuştuğumuzu biliriz. Senedimiz vardır. O senetle konuşuruz. Sen hevanla, hevesinle bize böyle beğenmeyerek parmak uzatma. Edebiyata meraklı olanlar için söylüyorum. Engüştü hata uzatma öyle. Beş beytine bir nazire söyle diye nutuk var. Ne manaya geliyor? Sonra bakarsınız. Belki şu an ilk duyuşta fark edemeyenler. Engüştü hata, hata parmağını, o da olmamış, bu da olmamış, bu da güzel deyip böyle kaldırıp atma. Beş beyit yazdım ben. Sen de bir tane yaz bakalım yazabiliyorsan. Ecdadımızın bu müziği de iyi değil. Tekkesi de şey değilmiş. Hayat tarzı da. Tamam, şimdi hata parmağını uzatıp durma. Sen bir tane yapabildin mi yeni bir şey? Yok. Sana soran yok. O yüzden zahit bize tane eyleme, hak ismini okur dilimiz. Sakın efsane söyleme. Hazrete varır yolumuz. Biz boş konuşmuyoruz. Senetle konuşuyoruz. Ne konuştuğumuzu bilerek konuşuyoruz. Sonra kendi yolundan bahsetmiş. Halveti yolun gideriz, çekilir Hakk'a gideriz. Gazayı ekber ederiz. Hazreti Ali'dir ulumuz. Yani biz böyle oturuyoruz zannetme. Bir köşede böyle yer kapmışız, ilahi okuyoruz zannetme. Biz nefsimizle mücadele ediyoruz, insan yetiştiriyoruz. Efendimiz en ağır gazadan dönerken, küçük gazadan büyük cihada, gazaya gidiyoruz buyurduğunda, sahabi dedi ki öldük ya Resulallah. Bittik, perişan olduk. Bir ordu daha mı var? Şimdi nefislerinizle mücahede makamı. Allah yolunu gören insan kimmiş ortaya çıkar. O Hazreti insanı.
meselesi. Evet, Şehnaz İlahi okuduktan sonra çok güzel, pek okunmayan, hatta hiç okunmayan şuhul. Bir de onu teknik bir detay. Şuhul ne? Güfteleri, sözleri, sözleri Arapça. Arap şairlerine veya Arap tasavvuf erbabına ait. Sözler onların. Bestekarı bu coğrafyaya ait. Öyle ilahilere şuhul deniyor. Şimdi hocamın yanında haddimi aşmak istemem. Bunu şöyle örneklemiştim size. Hani talal bedru aleyne diye duyduğumuz bir şey var. Sözler Arapçadan bize geliyor. Medine halkı söylemiş. Bestekarı da yani o Mısır'da yapılmış bir efendim musiki bestesi. Buna şuhul denmiyor mesela. Ama başka talal bedru aleyna, talal bedru aleyna, talal bedru aleyna dediğinde o talal bedru aleyna'yı bu coğrafyada bir insan bestelemiş. İşte buna deniyor ki şuhul. Güzel değil mi? Bilmek güzel bir şey. İlk defa duyanlar vardır eminim ki. Hepiniz mi biliyordunuz? Hocam, iletişimi kurduk galiba. Evet, şimdi bu iki ilahiyle sizlere veda etmiş olalım. Daha doğrusu bu iki ilahiyle zirvede buluşalım. Bir Şehnaz şuhul, yani zahit bize taneyleme, sonra şuhul ilahiyle. Ondan sonra huzurunuzda müsaadenizi isteyeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Buradaki nefeslerimizi, aşkımızı, meşkimizi Rabbim cümle ümmeti Muhammed'in dertlerinden halas olmasına, zalimlerin şerrinden kurtulmalarına ve bize, bizi küçük gören ve bize hıyanet gözüyle bakanların da def-i ref, kahru perişanı tedbir olmasına şu meşkimizi Allah vesile eylesin. Amin. Meşkimizin ikinci bölümü yok. Efendim, göçmüşlerimize rahmet olsun. Bakidekilere sıhhat selametler ata olsun. Amin. Bizden dua niyaz edenlere Rabbim niyazları, hayırlı muradatı neyse şu an ihsan buyursun. Amin. Şuradaki neşemizi zalimlere ve alçaklara Cenab-ı Hak tiyü teber eylesin. Amin. Şuradaki manevi neşemizi bizden dua niyaz edenlere İnşallah emn-ü eman ve inayet eylesin. Amin. Dualarımız ağzı duaya layık kişiler hürmetine inşallah Rabbim tarafından kabul eylensin. Amin. El Fatiha. Hane-i viranede, Kabe-i putanede çağırıram dost dost. Allah'a emanet olunuz ve selam.